Yusuf Kaplan. TUSAŞ saldırısı Türkiye'nin bağımsızlığına saldırıdır. Türkiye önceki gün iğrenç bir terör saldırısına maruz kaldı. Ülkemizin savunma sanayisinde yaptığı devrimin Baykar'la birlikte öncülerinden TUSAŞ vuruldu. Uzunca süren bir silahlı çatışma bile yaşandı. 5 insanımız şehit oldu, 22 insanımız da yaralandı. Türkiye'ye çok yönlü tuzak kuruluyor. Türkiye'nin savunma sanayine saldırmak, Türkiye'nin bağımsızlığına saldırmaktır. Alçakça bir saldırı bu. Başından bu yana Gazze'deki soykırımın asıl hedefinin orta ve uzun vadede Türkiye olduğunu yazıp söylüyorum. Doğu Akdeniz'de her birinde yüzlerce savaş uçağının olduğu 6 Amerikan deniz filosunun konuşlandırılması Gazze için olmasa gerek, değil mi? Aynı şekilde Çin'in de altı deniz filosuyla hemen Doğu Akdeniz'e damlaması, orta ve uzun vadede bölge üzerinden dünyanın öncelikle stratejik haritalarının yeniden çizilmesi için atılmış adımlar olarak görülmeli. Amerika'nın da Çin'in de belli başlı Avrupa ülkelerinin de Doğu Akdeniz'e ve Kıbrıs Rum kesimine askeri yığınak yapması sadece Gazze için atılan adımlar olarak görülemez.'' Şunu herkes kafasına kazısın. Emperyalistler adım adım İran'ı Osmanlı coğrafyasına yerleştiriyorlar ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya, kuşatmaya çalışıyorlar. İran İngilizlerin ve Yahudilerin gizli müttefiki'dir. Ehli sünnetin kalesi Türkiye'nin önünü tıkamak için yarım asırdır bölgeye yerleştiriliyor. Orta ve uzun vadede nükleer silah teknolojisine de kavuşturularak Türkiye'ye musallat edilmeye çalışılacak. Bunu görememek için ya salak ya da asalak olmak lazım. Her şeye rağmen Türkiye'ye karşı büyük bir tuzak kuruluyor. Şii-Sünni çatışması üretmek için. Türkiye bu oyuna gelmeyecek. İran'ı batılıların kucağına itme aymazlığı göstermeyecek. Kendi medeniyet yörüngesinde tutmak için çaba gösterecek, planlanan Şii-Sünni çatışmasını önlemenin yollarından biri bu. Selçuk çocuklarıyla Selahaddin'in çocukları birbirlerine omuz vermek zorundadır. TUSAŞ'a yapılan saldırının Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bölgede asıl hedef Türkiye açıklamalarıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin emperyalistlerin Kürtleri kullanmalarına karşı bin yıllık kardeşliğimizi hatırlatmasından hemen sonra gelmesi asla tesadüfi değil. Burnumuzdan soluyoruz bütün Türkiye olarak. Kuklalara elbette gereken cevap anında verildi ve verilecek. Ama asıl kuklaları oynatan kuklacı emperyalistlere gereken mesaj ve cevap verilmeli. Kuklalara da kuklacılara da şunu hatırlatmak isterim. Bu ülke bin yıl benzeri görülmemiş bir kardeşlik örneği ortaya koydu. Selçuk çocuklarıyla Selahaddin çocukları birbirlerine omuz verdiler ve dünya tarihinin akışını değiştiren bin yıllık benzersiz bir medeniyet tecrübesi armağan ettiler bütün insanlığa. Eğer birbirlerine omuz vermek yerine omuz vurmaya kalkışsalardı belki de bugün bu topraklarda olmayacaktık. O yüzden Türkiye'de laikçilik üzerinden Türkiye'nin doğusunda da Stalinizme kadar varan berbat kaynaklardan mülhem Kürt laikçiliği üzerinden bu ülkenin İslam kardeşliği aşındırıldı. Laikçilik kutsandıkça etnik kimlikler kaşındı, İslami kimlikler ve duyarlılıklar aşındı. Askeri darbeler, İslami kimliklerin ve duyarlılıkların aşınmasına su taşıdılar. Eğer İslami kimlikler ve duyarlılıklar daha fazla aşınırsa, Selahaddin ve Selçuk çocukları birbirlerine omuz vermek yerine birbirlerine omuz vurmaya kışkırtılacaklar ve bu dünyayı kendi elleriyle kendilerine cehennem edecekler Allah muhafaza. TUSAŞ saldırısı Türkiye'nin birliğine, dirliğine, kardeşliğine sıkılmış bir kurşundur. Bu kurşunu sıkanlar, bu ülkenin kardeşliğini, birliğini ve dirliğini istemeyen emperyalistlerin kuklaları ve uşaklarıdır. Türkiye sadece kuklalara değil, kuklaları tepe tepe kullanan emperyalist kuklacılara gereken mesajı en sert dille vermekten çekinmemelidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vesselam. Yusuf Kaplan Yeni Şafak. Okan Müderrisoğlu. Hey siz anladınız mı? Terör neden bitirilmeliymiş? Türkiye yine büyük meydan okumalarla karşı karşıya. Bölgemizde haritalar yeniden çizilir, ittifaklar ve işbirlikleri ezber bozan zeminde şekillenirken Ankara'nın sergilediği milli duruşa karşı gayrimilli unsurlar bir kez daha harekete geçirildi. Ülkemiz savunma sanayinin göz bebeği TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını hadisenin sıcaklığı içinde de olsa çok boyutlu değerlendirmek zorundayız. Birincisi bu derece profesyonel terör eyleminin uzun süre öncesinden keşif ve planlamasının yapılmış olabileceğini öngörebiliriz. İkincisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bridge zirvesi için Rusya'nın Tataristan Kazan kentindeyken, Kahraman Kazan'daki TUSAŞ tesislerinin hedef alınmasını özellikle zamanlaması açısından uluslararası boyutuyla ele alabiliriz. Üçüncüsü, Türk savunma sanayindeki yerli devrimden rahatsız olan tüm yabancı mihrakların sinsi planları bulunduğunu varsayabiliriz. Eldeki ilk veriler PKK terör örgütünün taşeron olarak görevlendirildiğine, stratejik üretim merkezleri üzerinde kahpe bir üst aklın çalışma yaptığına işaret ediyor. Esasen istihbaratın en çok duyarlı olduğu alanların başında savunma sanayi ve çalışanları geliyor. Ve maalesef dünkü saldırı yöntemi itibarıyla 2016 yılında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör eylemine de çok benziyor. Gelelim işin özüne. Sen misin Büyük İsrail projesine karşı çıkan, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü ile dirsek teması kuran, Türk Devletleri Teşkilatı'nı hayata geçiren, terörün belini kıran ve Edirne Kandil hattındaki küresel alçak kurguyu bozan, yeni hayat, yeni Türkiye, yeni yüzyıl idealiyle her türlü riski göze alarak terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak isteyen, listeyi uzatmak mümkün. Tam da bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi tahkim edelim çağrısının ne kadar mühim ve gerekli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye ve Türk milleti için her fedakarlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız. Tarih huzurunda diyorum ki yeminliyiz sözünün hakiki karşılığı net olarak ortaya çıkıyor. Bu aşamada devletin aklıyla devlet aklının milletin vicdanında karşılık bulması umulan yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. İçinde ince ayar gerektiren unsurlar barındırsa da devlet beyin tarihi inisiyatifinin terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozduğuna, Türkiye'yi ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları derinden sarstığına kuşku yok. Diyorum ki teröristle amansız mücadele sürecektir. Terör ve maşaları Türkiye'yi kızıl elmasından uzaklaştıramayacaktır. Devlet Bey tabiri caizse kar küresini şöyle bir sallamış ve hakiki görüntünün belirginleşmesi için özveri göstermiştir. Cumhurbaşkanımız da tarihi fırsat penceresine değinerek Cumhur İttifakı kimliğiyle de Devlet Bey'e destek vermiştir bu vesileyle TUSAŞ'taki canlarımızla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Devleti onların kanını inşallah yerde bırakmayacaktır. Okan Müderrisoğlu, Sabah Haşmet Babaoğlu, İsrail'in Ahtapot Kolları İçeride gündelik siyasetin şekillenişini anlamak mı istiyorsunuz? O halde dışarıda ne pişiriliyor, masaya nasıl bir yemek getirilip kimlere yedirilmek isteniyor, asıl ona bakacaksınız. Bahçeli'nin çıkışı önümüzdeki günlerin yol haritasını belirledi. Hem medyanın hem de sade vatandaşın gündemi bu olacak, çok net. İşte tam bu noktada biraz geri çekilip bölgemize bir daha bakmakta fayda görüyorum. Dikkatle bakmayı ihmal ettiğimiz birkaç nokta var. Birincisi sanırım benden başkası da henüz işaret etmedi ama Güney Kafkasya ısınıyor. Gürcistan kilit. Amerika bu ülkenin Rusya'nın hamiliğine geri dönmesine izin vermek istemiyor. Yani sınırımızın dibinde yeni bir kriz alanı oluşuyor. İkincisi İsrail'in nihai büyüme stratejisi nihayet kafamıza dank etti ama bu stratejinin tebdili kıyafet yanlarını ve bir ahtapot gibi Türkiye'yi sardığını tam olarak kavrayamıyoruz. İsrail'in sınırları neresi? Sadece Lübnan'a doğru mu ilerliyor? Haritalar doğruyu mu söylüyor? Zihinlerimizi şartlandıran kalıpları azıcık terk ettiğimizde bile göreceğiz ki İsrail Kıbrıs adasında, Kuzey Suriye'de Kuzey Irak'ta ve Azerbaycan'da. O halde İsrail'le komşu olduğumuzu ve bu fiili sınırların büyük bir tehdide dönüştüğünü inkar edebilir miyiz? Son dakika notu. Yazımı bitirip gazeteye gönderdim ve arkasından TUSAŞ'a terörist saldırısı haberi geldi. Şaşırmadık değil mi? Kimse eveleyip gevelemesin. Büyüğüyle küçüğüyle İsrail saldırıyor. Bir ve diri olmalıyız. Güvenlik yetkilileri de teyakkuz hallerinden asla ödün vermemeliler. Şaka gibi. Bazen şüpheye düşüyorum. Bizim sayıları 15'i geçmeyen ve her akşam sırayla bir başka kanalda boy gösteren televizyon yorumcularımız, aralarında gerçekten saygı duyduklarım var ayrı, izleyicilerin görüşünü güçlendirmekten çok körleştirmeye yol açıyorlar. Amerika seçimleri diye tutturdular mesela vakit geçirmek için mi yoksa gerçekten buna inandıklarından mı bilmem Amerika seçim sonuçlarının Netanyahu'nun saldırganlığı konusunda belirleyici olacağını iddia etmekten vazgeçmiyorlar yetmiyor Biden'la Netanyahu arasında gerçekten ciddi bir anlaşmazlık olduğunu iddia edenler de var hani sanırsınız ki Amerika Gazze ve Lübnan kıyılarına o donanmayı Netanyahu'ya parmak sallamak için getirdi Şaka gibi yahu benden söylemesi hiç aldırmayın bu yorumlara. Haşmet Babaoğlu Sabah